Türkiye yerel seçim heyecanı yaşıyor, meydanlar şenleniyor, sokaklar bayraklarla, posterlerle süsleniyor. Biz de 32. günde seçim kazandıran ünlü kampanyaları ekranlara getirmek istedik. Sloganların sihrini, liderlerin o ünlü kampanya sürecini anlatmak istedik. Türkiye çok partili demokrasiye geçtikten sonra 15 genel, bir o kadar da yerel seçim yaşadı. Her seçim bir sınavdı. Bu sınavın yazılısı kampanyalar, sözlüsü ise liderlerdi. Kampanyalar masa başında planlanır, adeta bir savaş stratejisi gibi ayrıntılar hesaplanır ve yola çıkılırdı. Kampanya güç, kampanya para ve kampanya insan demekti. Kampanyanın çizdiği istikameti takip etmesi gerekense liderdi. Türkiye'de seçimleri liderler kazanır, kampanyalar unutulur liderdi. Liderler o sınavda not alan tek isimdi. Her seçimde sınavı geçenler oldu, adlarını tarihe yazdırdı. Kimileri de girdikleri bütün seçimlerden yenilgiyle ayrıldı. Tarih onları da unutmadı. Türkiye'de öyle seçimler vardı ki sadece kampanyaları ya da liderleriyle anılmadı. O seçimler Türkiye'ye adeta kabuk değiştirdi. O seçimler Türkiye'nin demokrasi sürecinde birer kilometre taşı olarak anıldı. Bu seçimler arasında biri vardı ki Türk demokrasisinin ürkek, acemi ve çekingen ilk adımıydı. Hiçbir seçim 1950'deki kadar önemli bir değişime yol açmadı. 1950 yılında seçmenler CHP ile Demokrat Parti arasında değil, demokrasi ile tek parti rejimi arasında seçim yaptı. Kazanan demokrasi oldu. 1950 seçimlerinin bir sloganı vardı ki hiç unutulmadı. Yıllar sonra başka partiler tarafından da kullanıldı. Seçim kampanyaları içinde hiçbir slogan halkı böylesine etkilememişti. Seçimlerde demokratların sembolü bir eldi. O el dur diyordu. Ankara'daydım, çocuk olarak hatırlıyorum. Demokrat Parti'de afişler yapıştırmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi afişler yapıştırmıştı. Demokrat Parti'nin afişlerinde o işte bir el işareti vardı. Artık yeter, söz milletindir diye bir afiş. Ve bu çok ünlü oldu kısa zamanda. İlk defa böyle bir şey biliyorum. Durması gereken Türkiye'nin tek partili yıllarıydı. Ve demokratların sloganı artık yeterdi. Halktaki tahammülsüzlüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın kıtlık ve yokluk yıllarını, yoksulluğu gözleyen demokratlar yeter, söz milletin dediğinde işçiler daha çok maaş, köylüler daha çok ürün, öğrenciler daha kaliteli okul, memurlar daha kayırmasız bir devlet yönetimi hayal etti. Herkesin bir tahammül sınırı vardı. Herkesin düşüğü ve kızdığı şey farklıydı. Yeter, söz milletin sloganı işte bütün bu duygu ve düşünceleri aşağı çıkaran sihirli bir değnek rolü üstlendi. Bir millet ilk kez seçim sandığının gücünü ve etkisini bu sloganla hissediyordu. Demokratlar radyolardan seçim propagandası yapılmasına dönük çabalarında başarılı olduklarında CHP'liler nasıl olsa biz de konuşacağız diye düşünüyordu. Oysa demokratlar bu sayede Türkiye'nin gidemedikleri illerine, ilçelerine kolaylıkla ulaşıyor, demokratlarla yan yana görünmesi halinde CHP'li yöneticilerin hışmından çekinen halk radyo başında demokratları tanıyordu. Yani böyle rahat rahat gitmezlerdi konuşmalarını yaptıkları yere. Hep rahatsız edilirler, takip edilirler. Olmadık şeyler olurdu. Onun için bunlardan babamı kurtarmak için mesela Karadeniz'e gittiyse İçel'e gitti de hep. Demokratlar süslü laflar etmiyorlar. Hatta az laf çok iş sloganı kullanıyorlardı. Vaatleri hep halkın muhtaç olduğu şeylerdi. Köylere yol ve elektrik gelecek, herkes iş sahibi olacaktı. Menderes, Amerika'nın ünlü Sam amca afişini taklit etmiş, halktan destek istiyordu. CHP'nin tecrübeye ve milli şefe oy istemesi, aslında 27 yıllık bir sürecin aynen devam edeceği duygusunu uyandırdığı için yanlış bir strateji içeriyordu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de afişi buna karşılık Atatürk'le İnönü'nün fotoğraflarının göründüğü bir afişti. Yani
biz işte Cumhuriyeti kurduk, yaşatıyoruz, bize oy verin. Birçok işler yaptık, bu işlere devam edelim anlamında bir yapıştı. Ve 1950 seçimlerinde oyların %53'ünü alan Demokrat Parti, mecliste tam 418 milletvekili birden kazandı. CHP ağır bir yenilgiye uğramış ve 69 vekille kalmıştı. Demokrat Parti'nin bu sihirli üç kelimesini bulansa bir memur olan Selçuk Dilyar'dı. Kampanyanın etkili olduğunu gören dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bir toplantıda Selçuk Dilyar'la karşılaşıyor. Ve keşke bizimle çalışsaydınız, iyi bir kampanya yapmışsınız, sizden bunu kim istedi diye soruyor. Selçuk Dilyar kampanyayı kendisinin yaptığını, ancak CHP'den böyle bir talep gelse o talebe olumlu cevap veremeyeceğini anlatıyor. Nedenini soruyor Hasan Ali Yücel. CHP'nin partizan davranışları nedeniyle toplumun aslında CHP'den muzdarip olduğunu, bu yüzden yapmayacağını söylüyor. Birkaç gün sonra Selçuk Milar'ın Türkiye'nin doğusuna bir yere tayini çıkıyor. O da istifa ediyor. Süleyman Demirel Demokrat Partili yıllarda Su İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 1961'den sonra siyasete girdiğinde ilk kez bir memur yaptığı icraatı kendisine mal etti. Sanki siyasetçi değil, o karar vermiş, o uygulamıştı. Bir anda Türkiye Su İşleri Müdürü'nün barajlar kralı oluşuna tanıklık etti. Görüyorduk ki Türkiye'de baraj olayı yeni bir olaydı, pek çok şey gibi. Ve o baraj olayında da benim ismim herkesten önde geliyordu. Ve sonra gazete beni barajlar kralı ilan etti. Hala ben kralım. Türkiye'nin neresine gidersem giderim, barajlar kralıyım. Yani o öylesine tutmuştur ki nesilden nesile de intikal etmiştir. Çok önemli bir tanıtımdır. Demirel icraatı döneminde açtığı barajlarla bu imajını pekiştirdi. ...1965 seçimlerinde Demirel'in başında bulunduğu Adalet Partisi utangaç biçimde Demokrat Parti misyonunu savunuyordu. Hasmı CHP ve lideri İsmet İnönü'ydü. İnönü ve CHP kurmayları o yıllarda meydanları dolduran ve çalışanların umudu haline gelen Türkiye İşçi Partisi'nin oyları böleceği inancıyla CHP'nin direksiyonunu sola kırdı. Devleti kuran parti bir anda ortanın solcusu oluvermişti. Bu yeni rotanın asıl kaptanı ise geleceğin karaoğlanı, İnönü'nün parlak öğrencisi ve CHP'nin çiçeği burnunda genel sekreteri Bülent Ecevit'ti. Orada İsmet İnönü ilk defa biz ortanın solunda bir parti sayılırız sözünü söyledi. Tabii ben hemen bu söze dört elle sarıldım ve başka bazı parti meclisiyelerimizde sarıldılar. Bazıları tepki gösterdiler. Fakat bazıları da dört elle sarıldılar. Ve ben tabii bu konuyu işlemeye başladım. CHP'liler ortanın solcusu olmuştu. Ama kimse bu ortanın solu nedir, ne işe yarar ve halka ne vaat eder bilmiyordu. CHP'li kadrolar istim arkadan gelir inancıyla birdenbire ortaya çıkan ortanın solu fikriyatını bilmiyorlardı. Ancak seçim meydanlarında halk altı okun neden solcu olduğunu sormaya başlamıştı. İşte bu dönemde CHP'li kurmayların yaptığı izahatler adeta fıkra gibiydi. İnönü ata soldan binildiğini söylüyordu. Bu arada bu solun, sol kavramının o kadar kötü bir şey olmadığını anlatmak için çok ilginç öneriler de geliyordu partinin üst kademelerinden. Diyorlardı ki halka şunu söyletelim. Kalbimiz vücudumuzun sol tarafındadır. Eğer solcu sol çok kötü bir şey olsa kalbimiz solda olmaz, sağda olurdu. Veya bizim milletimiz ata çok meraklıdır. Ata binerken ayak evvela sol ayak üzengiye, sol ayakla basılır. Bunu anlatalım. Tabii bunlarla halkı ikna etmek mümkün değildi. Partinin ağır toplarından Supi Baykam'a göre ortanın solu CHP'nin göbek adıydı. Hem kalp de solda değil miydi? O halde CHP'nin solculuğu iyi bir şeydi. CHP'li Kamran Evliyaoğlu'ysa kimsenin tam olarak tarif edemediği ortanın solunu maniler dizerek anlatmaya çalışıyordu. Ortanın solundayız, milletin yolundayız. Biliniz ki gafiller atanın yolundayız. 40 senelik partiyiz, devletçiyiz, halkçıyız. Komünizme tam karşı ortanın solundayız.
İşte böylesi sapla samanın birbirine karıştığı dönemde AP'liler Demokrat Parti'nin Büyük Türkiye sloganını kullanıyordu. Demirel ise İslami göndermeler içeren nurlu ufukları tercih ediyordu. Ve dereyi geçerken CHP'lerin at değiştirmesini AP'liler affetmedi. Demirel'e seçimler kazandıran slogan ortaya çıktı. Ortanın solu, Moskova yolu. Yani Adalet Partili politikacılar bunu şöyle ismar ettiler. Sol denilen şey dinimizde de geleneklerimizde de zaten o kadar iyi sayılmayan bir şeydir dediler. Hatta misaller verdiler. İşte sağ ayakla mı bilmem bir kapıdan girersen girersin, sol ayakla mı sol ayakla girersen uğursuz sayılır, sağla girersin diye bir inanış vardır. Bir batı inanış, bilmiyorum sizin şeyde de var mıydı. Ama bizim ailede de mesela annem sağla başlamayı şey yapardı, telkin ederdi. İşte sağ el daima daha iyi yazan eldir, sol el o kadar iyi şey yapamaz, hareket edemez. Ama böyle batıl itikatlara da dayanılarak sol kelimesi kötülendi. CHP'liler bu sloganın Anadolu'daki gücünü anladıklarında iş işten geçmişti. Adalet Partisi 1965 ve 1969 seçimlerinde arka arkaya tek başına iktidar koltuğuna oturdu. CHP'lilerin solculuğunun oy alması için tam 8 yıl geçmesi gerekiyordu. CHP'liler artık ortanın sonunu namazda, şiirlerde değil düşüncede savunuyorlardı. Halkçı! 12 Mart darbesi sonrası CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan gencecik bir lider halka en çok ihtiyaç duyduğu şeyin sözünü veriyordu. Bülent Ecevit düzeni değiştirecekti. Tarih boyunca Türkiye'de savaş oldu mu köylüler önde gider, barış olunca en geride kalırdı. Biz işte bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Hem Türkiye'ye barış getireceğiz, hem de barış varken köylü her önde gidecek. Kalkınma köylüden başlayacak. Bu düzen değişmelidir sloganı bu defa işçiler için sendika, memurlar için daha iyi ücret, öğrenciler için işkencesiz, sorgusuz günler, köylüler içinse toprak reformu demekti. Ecevit köylüleri can evinden vuracak sloganı bulmuştu. Toprak işleyenin, su kullananın olacaktı. Bu dönemde CHP'liler ilk kez diğer partilerden farklı olarak seçim otobüsü kullandı. Artık kamyonların üzerinde sefil miting dönemleri bitmişti. Bu bile CHP'nin 40 yıllık yüzünün modernleştiği inancını güçlendiriyordu. CHP kurmayları sloganlarla yetinmemiş, işçilerin dostluğunu kazansın diye mavi gömlek, çocukların ve kadınların özlemini anlatsın diye barışı simgeleyen beyaz güvercinle Ecevit imajını güçlendirmişlerdi. Mitingde halkın arasında yanında vatandaşlardan bir tanesi hangisi Bülent Ecevit diye soruyor. O sırada Bülent Ecevit'in üzerinde mavi gömlek var. Rahşan Hanım diyor ki şu mavi gömlekli olan. Ondan sonra Rahşan Hanım anlıyor ki Bülent Ecevit'i ondan sonra sürekli halkın ayırt edebileceği bir şeyle simgeleştirmek gerekiyor. Ve o mavi gömleğin, o sırada diğer yöneticilerin hepsinin üzerinde beyaz gömlek var. O mavi gömleğin politikacıların diğerlerinden kopan bir unsur olduğunu anlıyor. Ve o günden sonra Bülent Ecevit hep o mavi gömlekle halkın karşısına çıkıyor. Artık dağlara taşlara umudumuz Ecevit yazılıyordu. Değişimin gücü halkı meydanlara taşıyordu. Adalet Partisi'nin kampanya çalışmalarını yaparken zaman zaman karşılaştığımız bazı yerlerde Bülent Bey'i alkışlardık.
bu alkışımızın altında yatan da o tarihlerde bizim de genç insanlar oluşumuz ve Türkiye'nin liderliğine talip bir hakikaten çok genç ve çok dinamik, özlenen bir kişinin ortaya çıkmış olması. Bu dönemde Ecevit'i ölümsüzleştirecek bir imaj çalışmasını ne profesyonel kampanya yöneticileri ne de partili kurmaylar yaptı. Ecevit'i ölümsüzleştiren o ismi yaşlı bir köylü kadın buluverdi. Olaya yakın Kaynaşlı'ya geldiğimizde bir grup vatandaşın bizi selamlamak üzere beklediğini gördük ve arabayı durdurduk. O sırada yaşlıca bir hanım otobüsün merdivenine tırmanarak "Karaoğlan nerede? Karaoğlan nerede? Onu görmek istiyorum." dedi ve o andan itibaren üzerimde Karaoğlan'ın sıfatı kalmış oldu. 1973 seçimleri Türkiye'yi solla tanıştırdı ve barıştırdı. Solculuk Moskova yolu olmaktan çıktı ve CHP o seçimlerde oyların %33'ünü alarak birinci parti olarak seçimi kazandı. Türkiye demokrasisi 12 Eylül askeri darbesini yaşamış, özgürlükler kısıtlanmış, askerler tercih ettikleri partilerle demokrasiye dönüş planlamıştı. Bu öyle bir demokrasiydi ki Milli Güvenlik Konseyi üyesi 5 komutanın dudakları arasındaydı. Komutanlar 12 Eylül öncesini hatırlatacak eski parti ve siyasi gelenekleri yaşatma mazimindeydi. Amerika gibi bir seçim modeli planlamışlardı. İki parti olacak, biri sağı, diğeri sol temsil edecekti. İşte böylesi bir dönemde Turgut Özal senaryoyu bozuverdi. Anavatan Partisi, üçüncü parti olarak komutanlardan gönülsüzce de olsa icazet aldı. Diğer iki partinin genel başkanlarından Turgut Sunar asker emeklisiydi. Necdet Cag ise müsteşarlık yapmış bir bürokrattı. Devlet terbiyeleri siyasetçi kimliklerinden daha baskındı. Özal hem siyaseti hem de ekonomiyi biliyordu. Özal ilk kez bu seçimlerde kampanyasını profesyonel ellere emanet etti. İlk kez batılı ülkelerde olduğu gibi lider imajı adım adım bina edildi. Önce Özal'a kilo verdirildi, gençleştirildi. Sonra giysisinden gözlüğüne ve ekranlardaki elindeki kaleme kadar her tür detay ince ince hesaplandı. O zaman elbiseleri falan çok seviyordu. Memur elbisesi, ilk geldi. Sonra çok iyi terzilerle giydim. İyi giydirmeye başladım. Yani imajını değiştirdim, gözlüğü değiştirdim. Onun her zaman elinde kalemi vardı. O kalemi her zaman kullanmaktan zevk alırdı. Benle 50 tane resim vardı. Bütün resimlerinde hep şu hareketini daima bana yaparken gördüm. Adam azarlar gibi. Özal'ın imajında ekonominin mimarı oluşu bir tuğlaydı. Ancak asıl ağırlık söylediklerine verilmişti. Sosyal refahın yaygınlaşmasında da, sosyal adaletin gerçekleşmesinde de tek yol sağlam bir ekonomidir. Özal orta direk kazanacak diyordu. Bu öyle bir orta direkti ki her ev reisi kendisini sanıyordu. Turgut Özal lafı bozuk para yapmasını bilen birisiydi. Orta direk herkesin kendisini içinde düşüneceği bir tanım. Oy veren insanların büyük bir çoğunluğu kendilerinin orta direk içinde olduğunu düşünür. Doğrudur da. Özal orta direğe refah vaat ediyordu. İlk kez mevzuat yani bürokrasiyle mücadele edeceğini söyleyen bir lider ortaya çıkıyordu. 1983 seçimlerinde ilk kez Türkiye iş bitiricilik kavramıyla oy isteyen bir liderle tanışıyordu. Elazığ'a geldik. Elazığ'da yer yeniden oynuyordu. Gazetecilere de o durağan seyahatlerden sonra bir coşku geldi. Efendim bir işaret yapsanız filan dedi. Ben de dedim ki iki elinizi başınızın üstüne kaldırmıştınız. Onu bir daha yapalım dedim. Bu nedir diye sordular. Bu dedim birlik beraberliği simgeliyor. Anap selam da öyle geldi. Birlik beraberlik içinde inşallah hep beraber bu memleketi
Özal o güne kadar kimselerin söylemediği şeyleri o kadar basit anlatıyordu ki halk inanıyordu. Özal devletin elindekileri satacağım, hem para kazanacağım hem de satın alanlar kazanacak diyordu. Her gün para basan köprüyü satacağını söylediğinde açık oturumda satan ve sattırmayan oylarını arttırıyor, konuşmayan Kunar ise o güne kadar favori gösterilmesine rağmen halkın gözünde kaybediyordu. Köprüyü satacağım, yapacağım. Satamazsınız efendim. Peki, teşekkür ederim efendim. Sayın Özal bir şey mi? Sayın lütfen. Evet. Hem de çok iyi satarız. Alan da çıkar. Satamazsınız beyefendi, satamazsınız. Biz gelirini satarız efendim, satarız. Gayet rahatsız. Laf da satarsınız. Şimdi efendim... Gelirini satıyoruz yani sonuçta. Anlıyorum efendim. Bir dakika. Kaç yıllık gelirini satıyorsunuz? İlan nihaye mi? İlan nihaye satarız. O fiyata. Haydi efendim, güldürmeyin efendim. Teşekkür ederim. Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sunar, halkı korkutmayı seçmiş, eğer iktidara gelmezlerse ülkenin 12 Eylül öncesine döneceği öcüsünü kullanmıştı. Ve Sunar'ın kalesine son golü Devlet Başkanı Kenan Evren attı. Özal'ın ANAP'ını ve iki partili demokrasi senaryosunun bozulmasını içine sindiremeyen Evren, seçimlerden bir gün önce yaptığı mitingde açıkça Turgut Sunal Paşa için o istedi. Dersen o benim üstü örtülü bir şeydi bu konuşmadır. Bir de Özal'ın bazı konuşmaları oldu. Ona da sinirlendim. Bu seçim sırasındaki yaptığı konuşmalarda. Sanki bütün kararları kendi almış gibi. Ben onları hep radyodan, televizyodan dinliyordum. İşte bunu böyle yaptık, yaptım. Bunu öyle yaptım. Şunu böyle yaptım. Oysa Türk halkı mazlumu ve mağduru sever, emanetçilerden haz etmezdi. Kenan Evren'in kalkıp oyunuzu kime vereceğinizi biliyorsunuz. Mutlaka MDP'ye verin gibilerden. Kelimeler bunlar değildi ama. Oylarını kime vereceğini işaret etmesiydi halka. Bu çok önemli bir geri dönüşe yol açtık. Seçim günü sandıklardan tek başına Anavatan Partisi ve Özal çıktı. 12 Eylül'ün varisleri kaybetmişti. Türkiye'de siyaset geçmişte liderler üzerinden yapılırdı. Liderlerin bir konuşması ya da bir sert bakışı oyları arttırır ya da kaybettirirdi. 1980'lerden sonra cilalı imaj devrinde liderlerin sadece konuşmalarıyla ve bakışlarıyla oy toplayamayacakları anlaşıldı. Reklamcılar devreye girdi, liderlere yeni takım elbiseler dikildi, konuşmalarına özen gösterildi, liderler için yepyeni imajlar bina edildi. Seçim kazandıran kampanyalar dosyamızın ikinci bölümüne gelecek hafta 1987'de SHP'nin Limon kampanyası, 1991-95'te Refah Partisi'nin ünlü seçim kampanyaları ve 2002'de Tayyip Erdoğan'ın yükselişiyle devam edeceğiz. Bizden bu haftalık da bu kadar. İyi akşamlar efendim.